Hemşerilerimiz, ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Hoş geldiniz. Çok muhterem arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahal idareler seçimleri münasebetiyle Türkiye'yi geziyoruz. Bugün değerli arkadaşlarımızla Başkanlık Divanımızın üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Aydın'da bulunuyoruz. Sabahtan bu yana birçok ilçeyi gezerek en son Aydın il merkezinde çok coşkulu, kalabalık, heyecanlı bir toplantı düzenledik. Oradan sonra da buraya, Karpuzlu'ya geçtik. Akşamın geç vaktinde, bu saatlerde buradan ayrılmayarak bizi bekleyip karşıladığınız için hepinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Muhterem Karpuzlular, aziz vatandaşlarım, 30 Mart'taki seçim milletimiz için çok önemli bir seçim olarak düşünülüyor. Böyle algılanıyor. Çünkü bu seçimi belediye başkanlarımızı seçiyor ama
Onun arkasından Cumhurbaşkanlığı ve 2015 yılında en geç 12 Haziran'a kadar 25. dönem milletvekilliği seçimleri de yapılacaktır. Dolayısıyla 3 siyasi olay, demokrasimizin 3 önemli olayı bu arkası arkasına en geç 2015 yılına kadar gerçekleşmiş olacaktır. Bunlar ülkemizin geleceğinin belirlenmesinde veya bir başka deyişle siyasi iktidarın şekillenmesinde çok önemli bir seçimler olacaktır. Bu sebepten dolayı bütün siyasi partilerimiz bu seçimlere önem veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu düşünceyle hareket ederek Türkiye'yi karış karış dolaşıp vatandaşlarımızla düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Muhterem karpuzlar, yine bildiğimiz gibi Aydın ilimiz büyük şehir olmuştur. Büyük şehir olarak artık ülke idarenin sınırları kapsamında bir hizmet sunma imkanı doğmuş oluyor. Bu hizmet çok büyük, geniş bir alanı kapsıyor. Birçok ilçe bunun içerisinde, köy, mahalle, belde bunun içerisindedir. Dolayısıyla büyük şehir olmak çok zahmetli ama faydalı bir hizmet yolu olacaktır. O sebepten dolayı değerli bir arkadaşımızın kurucu başkan olarak düşünülmesi gerekir. Çünkü büyük şehir kurulması var. Bu kolay değil. O sebepten dolayı bunu kurabilecek, uygulamasını mümkün kılabilecek, her ilçeye dengeli hizmetler sunabilecek, koordinasyonu sağlayacak ve eldeki kaynakları eşit ve adil şekilde kullanabilecek bir değerlendirmenin yapılabilmesi için büyük şehrin sağlam temeller üzerine kurulması gerekir. Bunun için bir kurucu başkana ihtiyaç var. Kurucu başkanın da bilgili, becerikli, kabiliyetli, tecrübeli bir şahıs olması lazım. Kim olabilir diye düşünüldüğünde Sayın Ali Uzun Irmak Beyefendi, 3 dönem milletvekilliği seçilmiş olan bu değerli kardeşimiz şimdi Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. İnşallah bu seçimlerde Aydın ilimiz milletvekilliğinde olduğu gibi Büyükşehir'de de çok büyük bir destek vereceğine inanmaktayız. Karpuzlu Belediye Başkan adayımız ise Sayın Tuğrul Ozan Beyefendidir. İnşallah Ali Uzun Irmak Bey'le Tuğrul Uzan Beyefendi dayanışma içerisinde karşılıklı ilişkileri sağlayarak her türlü projenin arkasında durarak Karpuzlu'ya çok daha büyük bir hizmet sunabilmenin fırsatı ve imkanını sağlamış olacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Değerli arkadaşlarım, 30 tane belediye başkanlığı var. Bu 30 belediye başkanlığının, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın içerisinde değerli arkadaşlarım, Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iddialı olduğu bir il olarak dikkatimizi çekmektedir. Ve ben inanıyorum ki 30 belediye başkanlığının hepsinde talibiz ama bunların içerisinde öncelikle alınacak olan yerlerimiz 3A, 3 hilali karşılığı olarak oradan başlayıp sonra hilalleri arka arkaya dizeceğiz şuradaki bayrakların dizildiği gibi. İnşallah. Bunun birincisi Aydın. İkincisi Adana. Üçüncüsü Antalya. Hilalin birini diktik mi şimdi? Evet. Üçüncü olarak da Balıkesir, Manisa, Denizli'yi ilave edersen işte şuradaki gibi 30'unu da arka arkaya dizeceğiz Allah'a. Evet. Hepinize sevgilerimiz.